Aynen, bugün çok spor giyindim çünkü zaten bir tıpa sahneye gidiyorum yine. Önemli olan şey değil. Bu gerçekten spor, en sıra spor şeyinden almıştım. Almak için düz bir pantolon. Spor spor takılıyorum ve yağmur yağıyor. Üzücü. Kapşonumu aldım, bir de şemsiyemi aldım ki ölmeyelim. Yağmur yağıyor çünkü. Alışveriş günlüğüne hoş geldiniz. Sesim gitti. Nerede olursam olayım bunu çok seviyorum. Yolların bomboş olması. Aa, kayıp düşüyordum. Gençler bu arada selamünaleyküm. Bugün nasılsınız bilmiyorum ama ben kendimi enerjik ve iyi hissediyorum. Şimdi etmem az kaldım. Metadona geldiğimde iki şey gidip bitecek. Öyle çekmek güzel olur olurmuş. Ama insan çok olmadığı için rahat oluyor. Ben yine de etrafı gözlüyorum gördüğünüz gibi. Çünkü çok rahatsız da gidecektir. Ben kayıp düşeceğim. Keşke botlarımı giyseydim de botlar da çok ağır. O kadar çok yürüyeceğim. Olmaz değil. Geçen de öyle yaptım çünkü. Azıcık da yağmur yağıyor ama böyle sevdiğim yağmurda. Hafif çiseler gibi ama birazcık daha fazlası. Ben şemsiye aldım yine de yanıma. Yol çok güzel bugün. Çünkü kimsecikler yok. En sevdiğim o tramvay. Bomboş bir tramvay yolu. Tramvay gözükmüyor şu an. Gecikmek istemem. Böyle bir şeyler yazıyorlar. Bakın yeni binaya bile yazmışlar yani. Ve silememişler. Of. Yazıları. Şurada da var. Bir tane tramvay geldi ama otogaraymış bana değil. Mutlu oldum o yüzden. Varmam az kaldı zaten. Önümde tramvay duruyor. Sonra da gelmezse güzel olur. Abi bu 5 lira bitiyor. 5 lira bitiyor. 5 lira bitiyor.
geri dönüyorum şu an. Sonunda yarabbim ve insan olmasına rağmen video açıyorum şu an. Yavrularım, bugünlük vlog bu kadardı. Vloglarımı kapatmadığımı söylediğiniz için kapatıyorum. Elimde bu kadar poşetle kapatıyorum. Sizleri öpüyorum. Görüşürüz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu sefer çok bir şey almadığımdan vloğa ekleyeceğim direkt. Ayrı bir video çekmeyeceğim. Şöyle bir kazak aldım. Kazağı da hemen düzeltip göstereyim. Şöyle bir kazak kendileri. Kalpli kalpli düğmeleri var. Böyle. Bir de kot ceket aldım. Bu kot ceketimiz de şöyle bir kot ceket. Şöyle. Hemen gösteriyorum. Böyle bir kot ceket. Bu 10 liraydı. Bu da 5 liraydı. Bu seferki alışverişim o kadar ucuz değildi gerçekten. Diğerlerini de hemen göstereyim. Her aldığım şeyler de şurada. Mesela ilk şunu göstereyim. Bu 1 lira veya 2 liraya aldım. Şu an tam emin değilim ama gerçekten şu ikisini çok güzel ikisi de 1 veya 2 liraya aldım. Bu sefer takıya çalıştım gördüğünüz gibi. Geçen hiç takı almadım, lan yakınıyordum. Şu aşırı güzel şeyi ve gördüğünüz gibi yeni. 3 liraya aldım. Ama normal yani, dışarıda da o fiyatlara falan oluyor. Ama o öyle şeyler aslında daha pahalı olduğu için. Aslında hep aynı tip yüzük aldım. Az sonra göreceksiniz. Şu yüzüklerden aldım. Bu da 3 liraydı sanırım. Aynı yerden aldım diye hatırlıyorum. 3 veya 2 liraydı. Ondan sonra cima. Gelmiyor yüzük elim. Heh, şurada var. Bu yüzüğü 1 liraya aldım. Bu başka bir yerden. Bu da çok güzel. Onlara benziyor. Hatta çok benziyor. Onun üstünde de farklı desen var. Yani bayağı benziyor aslında ama 3 liraya 1 liraya değişiyor. Sonra bu yüzüğü 3 liraya aldım. Bu çok güzel bir yüzük gerçekten. Böyle bütün parmaklarıma takıp dolaşasım var şu an onları. Sonra bunlar karışmış biraz. Şunu çıkarayım. En aşık olduğum şey zaten direkt görünce anlayacaksınız bu. Şöyle bir kolye, bunu ve şu bağlı olduğu şeyi, Osmanlı şeysi var, kurası mı? Neyi? Dur döndüreyim de görün. Osmanlı turası sanırım oluyor. Bunu da ikisini 3 liraya aldım. Adam aslında dedi ki 3 lira olur dedi. Ondan sonra ben diğerini de aldığımı söyledim. Olsun 3 lira versen dedi bana. Öyle sevecen insanlar var. Şunu da 2 liraya aldım. Sonra şunu da aynı yerden aldım. Bunu da 1 liraya mı 2 liraya mı ne aldım? 2 liraydı sanırım. Çok güzel değil mi? Sepeti de aldım 2 veya 3 liraya. Çok aşırı yeni gözüküyor ve bu kadar derin takı aldım. Koyacak yerim yok. Gördüğünüz üzere. Takacak, koyacak yerim yok. O yüzden böyle bir şey aldım ki lazım oluyor. Evet, aldığım şeyler bu kadar. Bir tane de kupa aldım. Kupayı da ben size şöyle göstermek istiyorum. Bunu 5 liraya aldım. Aşırı güzel. Adam ilk başta bana 10 lira dedi. Ben şok oldum ama. Ondan sonra bunu aldım. Çok aşırı hoşuma gitti. Çok güzel. Benim alışverişim bu kadardı yani. Gördüğünüz üzere 2,5 dakikada falan bitti. Yani bu kadar. Bunu eklemeyi unutmuşum. Burada da bir tane Kapadokya şeyi var. Açılırsa bir yerden açılacağım. Birazcık kırılmış da olsa. Böyle Kapadokya şeyi var. Hani kalemli. Onu bir şeyler poçalık falan olarak kullanırım diye aldım. Onu da 3 liraya almıştım. Bu kadar şimdi. Gerçekten bu kadar. Heyecanlanma. Çekiyordum. Uzak bunları da çekeceğim. Benimkini de çeksene. İlaycım yaptı. İlay. Sen koy. Ben kullanıcının değiştiğini hatırlamıyorum. Yılan çıkmış bakın. Ama cidden bayağı belli bir S harfi var aslında. Yılan da yılan da benziyor. S'ye de benziyor. Bence işte dediğim gibi S'ye harfi. Hanene bir kötülük girmeye çalışıyor ama giremeyecek. Bak önü kapanmış. Nasıl yiyeyim ya? Ve bak şurada, şurada bir açık var. Bir yol var. Çünkü kötülükler benim haneme giremez. Çünkü benim hanem zaten. BTS mi yazıyordu? Şuradan bakınca, şuradan bakınca bir hayır, BTS gördüm. Şöyle bir baksanıza, şuradan bir bakınca BTS yazıyor gibi geldi bir anda. Yok ya, benim yollarım hep kapalı zaten. Benim şansım yok. Bahtsız mı? Nilay. Hiçbir şey göremiyorum ya. S harfli bir yılan var. S harfli bir yılan gözüküyorsun.
Benim falım boş. Beysanur. Beysanur. Ne demek istiyorsun? Ne yapısı çıkıyor? Ne falım boş. Hiçbir şey yok. Yani boş. Güzel. Tamam bak. Beyzanlık da bu. Benimki boş falan değil. Dur, falan gayet anlam çıkabilecek. Şurada bir kalp var yine. Kalp her yerde çıkıyor. Her yerde kalp görüyor zaten. Kesin öyle. Ondan sonra o kadar. Ağaçlar maaşlar var. Şurada bir yangın var. Şöyle. Kalbi yanıyor. Sen de çok bir şey bizim gördüğümüz. Falahattin görür kesin. Ama hanem nasıl temiz? Görüyor musun sen benim temizliğimi? Bayağı temiz. Seninki mi temiz benimki mi temiz? Kapıştıralım mı? Hane buymuş. Tamam senin de hanem temiz.